Sevgili öğrenciler merhaba. Bu dersimizde 3. sınıf matematik çalışma kitabında geometride temel kavramlar ve uzamsal ilişkiler konusunu özet olarak anlatacağız. Arkasından konu değerlendirme 18'i yapacağız. Geometride temel kavramlar alt başlığı altında nokta, doğru, doğru parçası, ışığın ve açıyı göreceğiz. Uzamsal ilişkiler alt başlığı altında ise simetri konusunun üzerinde duracağız. Eğer kanalımıza abone değilseniz öncelikle kanalımıza abone olabilirsiniz. Videoları beğenerek, paylaşarak ve yorum yazarak daha çok kişiye ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Nokta konusuyla giriş yapalım isterseniz. Bilgi pınarına bakalım. Tebeşirin tahtadaki izi, kum tanesi, toz şekeri tanesi, tuz tanesi, su damlası, gökyüzündeki yıldızlar ve geometrik cisimlerin köşeleri birer nokta modelidir. Aslında bir tane daha var. Nedir bu? Kalemi böyle defterimize dokundurduğumuzda bıraktığı iz de nedir? Noktadır. Asıl budur aslında. Bunu ilk başta vermemiz gerekiyor ama burada belirtilmemiş. Asıl derken yani daha doğrusu en önemlisi diyelim. En çok kullandığımız diyelim. Çünkü bunlar da sahteymiş gibi oluyor buna asıl dersek. Noktalar isimlendirilirken büyük harf kullanılır. Şimdi ben buraya bir nokta modeli yaptım az önce gördüğünüz gibi. Bunu isimlendirirken şöyle genelde sağ tarafına bu şekilde büyük harf yazarak isimlendireceğiz. Küçük harf yazarsanız doğru isimlendirme yapmış olmazsınız. Mesela buraya küçük a yazamayız sevgili çocuklar. Aşağıdaki geometrik şekillerin köşe noktalarını bulup isimlendiriniz. Köşe noktalarına bakalım şimdi. Farklı bir kalem rengi kullanalım isterseniz orada. Şimdi buraya şöyle köşe noktası yapalım. Buraya da yapalım. Sonra buraya yapalım. Buralar köşeleri biliyorsunuz geometrik şekillerin. Şimdi geometrik şekillerin köşelerini yazdıktan sonra ben bunu ne yapacağım? harflerle isimlendireceğim. Şimdi buradaki A'dan başlayalım. A, daha sonra B diyelim. En sonuna C diyelim. Şimdi bu şeklimize geçtiğimizde burada da D'den başlayalım. D, E, daha sonra F diyelim. En sonunda burada G diyelim. İstediğiniz harfi yazabilirsiniz buraya. Sadece ne olması gerekecek? Büyük olması gerekecek. Küçük harf yazamazsınız. Mesela küçük D, küçük G, e, küçük E, küçük F ya da bunların küçüklerini yazamazsınız. Ne yazarsanız yazın mutlaka büyük harf yazmanız gerekecek sevgili çocuklar. Aşağıda verilen nesnelerin hangi noktalarda olduğunu yazınız. Şimdi silgi hangi noktada? D noktasında. O zaman ne diyeceğiz buraya? Silgi diye yazacağız. Ve ne diyeceğiz? D noktasında. Şöyle D yazalım. Yanına da noktasında yazalım. Daha sonra kaleme bakalım. Kalem hangi noktada? Kalem yazalım ve bulunduğu noktayı yazalım. Kalem T. Şöyle virgül yazalım isterseniz noktasında yazmayalım. Sonrakilere baktığımızda fasulye e, hangi noktada? F noktasında. O zaman ne diyeceğiz buraya? Fasulye F noktasında. Fasulye F diyelim virgül. Şekerimize bakalım. Şekerimizin bulunduğu nokta hangisi? P noktasında. O zaman şeker P diyelim. virgül cetvel z virgül kalem tıraş k noktasında virgül kitaplar nerede a noktasında o zaman kitaplar diyelim tabi bu küçük harfle yazacağız virgül koyduk çünkü buraya kitaplar a noktasında diye belirtelim en sonunda isterseniz. A noktasındadır. Deyip sonra nokta koyalım yine. Doğru doğru parçası ışın ve açı yeni konumuzun başlığı bilgi pınarına bakalım. Her iki uçtan istenildiği kadar uzatılabilen başlangıcı ve bitişi olmayan çizgi modellerine doğru denir. Başlangıcı ve bitişi olmayan doğrular alfabemizdeki küçük harflerle isimlendirilir. Bakın noktayı büyük harfle isimlendiriyorduk. Doğruları ise küçük harfle isimlendiriyoruz. Şimdi bu ne demektir? Başında ve sonunda ok varsa bunu istediğimiz kadar uzatabiliriz demektir. Ve buna ne demişiz? B doğrusu demişiz. Küçük harf olduktan sonra istediğiniz harfi yazabilirsiniz buraya. Başlangıç noktası belli olan bir ucundan istenildiği kadar uzatılabilen çizgi modeline ışın denir. O da hangisidir? Şudur. Bakın başlangıç noktası burada. Buraya kadar e, istediğimiz kadar uzatabiliyoruz bunu. Oklar istediğimiz kadar uzatıyoruz anlamına geliyor. Şimdi burada da var mesela nokta. Buradan bunu da bu tarafa doğru uzatmışız. Aynı noktadan çıkan iki ışının arasında oluşan açıklığa açı denir. Gördüğünüz gibi şuradan iki nok aynı noktadan çıkmış iki tane ışınımız. Arada kalan boşluk var. Buna ne diyoruz? Açı diyoruz. Buradaki nokta açının köşesidir. Bunlar ise açının kolu ya da kenarı olarak adlandırılır bu ışınlara. Açının kolu ya da kenarı deriz. Burada neyi vermemiş? Doğru parçasını vermemiş. Doğru parçası da aslında nedir? Doğrulardan kestiğimiz parçalardır adı üzerinde. Şimdi şuradan mesela diyelim ki bir parçayı kestiğinizde başı sonu belli olan. E, Tabi böyle düz çizmeye çalışalım biraz. Evet şöyle oldu. Evet başı sonu belli olan parçalara ne diyoruz biz? Çizgilere ne diyoruz? Doğru parçası diyoruz. Bu gördüğünüzde doğru parçasıdır sevgili çocuklar. Aşağıdaki izometrik alana doğru, ışın ve açının çizgi modellerini oluşturunuz. Önce doğruyu oluşturalım. Doğruyu oluştururken ne yapmamız gerekecek? Şimdi şuradan başı ve sonu belli olmadığını göstermek için bir ok yapmamız lazım. Şöyle düz çizgi olması lazım tabii ki. Siz defterinize, kitabınıza daha kolay yazabilirsiniz. Ekranda biraz zor oluyor. Işın yaparken ne yapıyorduk? Bir başlangıç noktası olacaktı ışının. Onu da farklı bir kalemle yapalım. Şimdi başlangıç noktamız neresi olsun? Burası olsun. Buradan ne yapmam lazım benim düz bir şekilde ilerlemem lazım bu da ışındır. Şimdi doğruya isim verelim isterseniz buna ne diyelim biz doğruya D doğrusu diyelim sadece D yazsak yeterlidir buraya. Ee, daha sonra açıyı yapalım. Açı nedir? Açı aynı noktadan çıkan iki ışının arasında kalan boşluktu. Şimdi şurada bir nokta belirleyelim. Bu bizim aynı noktamız olsun. Başlangıç noktamız olsun. Şöyle şu tarafa doğru bir ışın yapalım. Buradan da şöyle aşağıya doğru bir ışın yapalım. Şimdi şu arada kalan boşluk nedir? İşte biz buna açı diyoruz. Şunlar kollarıdır ya da kenarlarıdır. Şurada da bir başlangıç noktası vardır. Bu da açının köşesidir. Evet, şimdi burada doğru parçasını burada ayrıca vermiş. Ben yukarıda açıklamasını yapmıştım zaten. Başlangıcı ve bitişi belli olan, iki ucundan da uzatılamayan, bakın uzatılamayan çizgi modellerine Doğru parçası denir. Gördüğünüz gibi başlangıç ve bitişi belli. Burada başlamış, burada bitmiş. Ok yoksa nedir bu? Başlangıcı ve bitişi belli demektir. Ok olsaydı daha uzatılıyor demekti. Şimdi buna ne diyoruz? Yatay doğru parçası modeli. Eğik görüyorsunuz. Eğik doğru parçası modeli. Bu da dik olduğu için buna da dik doğru parçası modeli diyoruz. Üç şekilde bulunur doğru parçası modelleri. Yatay, eğik ve dik şekilde. Aşağıdaki izometrik alana eğik, yatay ve dik doğru parçaları çiziniz. Önce eğik doğru parçası çizelim. Şimdi şuradan başlasın bir başlangıç noktası, bir de bitiş noktası olacak. Şöyle bir eğik doğru parçası modeli çizebiliriz. Daha sonra ne demiş? Yatay. Yatay doğru parçası da şuradan başlasın. Buradan şöyle devam edersek dümdüz bir şekilde bu da nedir? Yatay doğru parçası modeli olur. Bir de dik doğru parçası modeli çizelim. Dik doğru parçası modelini de şuradan başlatırız. Aşağıya doğru şöyle yaptığımızda bu da dik doğru parçası modelimiz olur. Aşağıdaki zarf modelinde eğik doğruları mavi, yatay doğruları kırmızı ve dikey doğruları yeşil kalemle çiziniz. Tabii doğru parçası demek istemiş çünkü bunların bitişi ve başlangıcı var. Doğru dediği zaman okla göstermesi lazım ve bitişi ve başlangıcı belli olmaz. Eğik olanları ne demiş? Mavi demiş. Önce mavi kalemimizi alalım şuradan ve eğikleri mavi ile yapalım. Eğik olan şurada bir tane mesela şu zarfın şurasını şu şekilde yapabiliriz. Bu eğiktir. Sonra şuradan böyle burayı da yapabiliriz. Burası eğiktir. Bu eğiktir şu şekilde gördüğünüz gibi. Aynı zamanda bu nedir aslında bir köşegendir. Gördüğünüz gibi köşeleri birleştiriyor. Daha sonra şuradan şöyle yaparsak. Cetvel kullanabilirsiniz isterseniz. Şurada mesela biraz dışına çıktık. Siz bunları daha doğru yapabilirsiniz. Daha sonra ne demiştim? Yatay doğruları kırmızı kalemle demiş. Şimdi şuradan kırmızıyı alalım. Yatay doğruları kırmızıyla çizelim. Şu da kırmızı olsun şöyle yatay doğrumuz. Buradan aşağıdan yine yatay doğru kırmızıyla şu şekilde çizelim. Dikey doğruları yeşil kalemle demiş. Yeşil için de şuradan tıklayayım. Şuradan yeşilimi alayım. Evet, aşağıya doğru yeşili yapayım şimdi. Evet, kırmızı biraz pembe gibi oldu ama burada böyle gözüküyor. Evet şimdi uzamsal ilişkiler alt başlığı altında simetri konusunu işleyeceğiz. Simetri nedir Bir bakalım. Kalemimizin rengini siyah yapalım. Değiştirelim daha iyi oluyor onunla. Aşağıdaki geometrik şekillerin simetri doğrularını çiziniz. Şekillerin kaçar tane simetri doğrusu olduğunu bulunuz. İlk şeklimiz dairedir. Şimdi dairenin merkezini bulacağız. Dairenin ortası şurasıdır mesela. Buradan geçen bütün doğrular dairenin simetri doğrusudur. Peki kaç tanedir bu? Sonsuzdur. Buradan istediğiniz kadar simetri doğrusu geçirebilirsiniz. Şimdi ben bir tanesi örnek olması açısından şöyle çizeyim sevgili çocuklar. Yukarıdan aşağıya doğru tam merkezden geçecek şekilde uçlarına ne yapmam lazım? Ok yapmam lazım. Çünkü bu bir simetri doğrusudur. Yani bu bir doğru modelidir. Sonraki şeklimiz kare. Karenin 4 tane simetri doğrusu vardır. Şimdi şöyle simetri doğrusu demek ne demektir? Simetri doğrusunu çizdiğinizde sevgili çocuklar üstte ve altta aynı büyüklükte ve aynı parçalar olması lazım. Yani şu köşeyle şu köşe mesela katladığınızda birbirinin üstüne gelmesi lazım. Bu köşeyle bu köşe birbirinin üstüne gelmesi lazım. Bu şekilde yapabiliriz. Başka nasıl olabilir? Şöyle yukarıdan aşağıya doğru çizdiğimde yine ortadan olacak tabii bunlar. Cetvelinizi ölçebilirsiniz isterseniz. Şimdi başka iki tanesini çizdik. Üçüncü ve dördüncüsü neresidir? Üçüncü ve dördüncüsü ise şu köşelerden köşeden köşeye geçen köşegen gibi olanlardır. Bir tane de şuradan çizelim şöyle. Evet bu köşeden bu köşeye çizdiğimizde ne oldu? 4 tane gördüğünüz gibi. Tabi tam merkezden geçmesi lazım şurada. Bütün doğrular bir de e, nedir? Simetri yapan do bütün doğrular kesişir çocuklar merkezde. E, hepsi birbirinin üzerinden geçer. Tek merkez noktasında kesişirler. Sonraki şeklimize bakalım. Sonraki şeklimiz bir dikdörtgendir. Dikdörtgen kare gibi değildir. Böyle köşeden köşeye çizemeyiz. Çünkü buradan çizdiğimizde şu köşeyle şu köşe katladığımızda üst üste gelmez. Bu şekilde simetri olması için üst üste gelmesi gerekiyor. Onun için dikdörtgenin iki tane simetri doğrusu vardır. Biri böyle yatay. Bir de ne vardır? Dikey doğrusu vardır. Şöyle aşağıya doğru çizdiğimizde bu şekilde katladığımızda şu köşeyle şu köşe üst üste gelir. Mesela burayla bura üst üste gelir. Böyle katladığımızda yukarıdan aşağıya doğru katladığımızda da burayla bura, burayla bura ne olur? Üst üste gelir. Sorumuzda birinci sorumuzda ne demiş? En az hangi şeklin simetri doğrusu vardır? En az dikdörtgenin simetri doğrusu vardır. Çünkü dairenin ne demiştik? Sonsuzdur demiştik. Karenin ise 4 tane simetri doğrusu vardı. Dikdörtgenin iki tane. Dolayısıyla cevabımız dikdörtgen olacak. Kare ile dikdörtgenin simetri doğru sayısı neden farklıdır demiş. Ben yukarıda bunun açıklamasını yapmıştım. Karenin bütün kenarları eş olduğu için, aynı uzunlukta olduğu için simetri doğrusunu köşelerden de geçirebiliyoruz. Fakat dikdörtgenin karşılıklı kenarları birbirine eşit olduğu için köşelerden simetri doğrusu geçiremiyoruz. Siz bunu isterseniz buraya yazabilirsiniz durdurup. Aşağıda verilen şekillerin doğruya göre simetrilerini çiziniz. Doğruya bakalım, doğrumuz burada. Simetri çizerken ne olması lazım? Çizdiğimiz bölgelerin aynı uzaklıkta olması lazım doğruya. Ve birbirinden üst üste katladığımızda ortadan katladığımızda daha doğrusu üst üste gelmesi lazım parçaları. Şimdi buradan ne kadar uzakta başlamış? Bir kare uzakla başlamış. O zaman biz de bir kare uzaktan başlatacağız şu şekilde. Daha sonra bakalım 1, 2, 3, 4, 5 kare gitmiş. Biz de 1, 2, 3, 4, 5 kare gideceğiz. Şuraya kadar gelecek. Şöyle bir düz çizgi çizelim. Daha sonra ne olmuş? Bu taraftan gördüğünüz gibi ya da şu taraftan başlayalım isterseniz. Bu taraftan buraya kaç kare gitmiş? 1 2 3 kare gitmiş. Biz nereye geleceğiz? 1 2 3 kare şuraya kadar geleceğiz. Bakın, dikkat ederseniz şimdi uzaklıklar aynı. Mesela şuranın uzaklığı ile buranın uzaklığı aynıdır. Buranın uzaklığı ile buranın uzaklığı aynı olacak. Daha sonra aşağıya doğru kaç kare var? Buradan 1 2 3 4 kare var. 1 2 3 pardon 3 kare var şuraya kadar geleceğiz. Aşağıya doğru gelirsek şuradan Tamam daha sonra bu tarafa doğru e, içe doğru gelecek bakın kaç kare gelecek 1 kare gelecek şöyle 1 kare buraya geldik daha sonra yukarı doğru gideceğiz kaç kare 2 kare yukarı doğru gittik şöyle geldik sonra 1 kare buraya daha sonra aşağıya doğru kaç kare gidiyoruz bakın 1 2 3 kare gidiyoruz buradan şöyle 3 kare gittik buraya doğru. Daha sonra buradan bu tarafa doğru 1, 2, 3 kare gidiyoruz. Bakın tersine doğru gidiyorsunuz. Bu tarafa doğru gitmiyorsunuz siz de. 1, 2, 3 kare gittik şöyle. Gelelim buraya doğru. Buradan şimdi 3 kare buradan gittikten sonra yukarı doğru 1 kare kalıncaya kadar. Yani şuraya kadar çıkıyoruz. Şöyle isterseniz yukarıdan aşağı daha kolay olacak. Çizdim. Daha sonra da şurayı birleştirdiğimizde gördüğünüz gibi şeklin aynısı oluştu. İçinde maviye boyarsanız simetrisini çizmiş olursunuz doğruya göre. Tabi cetvelli olmadığı için ben biraz kaydırdım. Siz daha dikkatli olursanız Aynısı olur. Evet, sonraki şeklimize baktığımızda şimdi sonraki şeklimizde ne var? Ne görüyoruz? Önce şurada bir kare yukarıda boşluk var. Buraya kaç kare gitmiş? İki kare gitmiş. Biz de iki kare gidiyoruz. Daha sonra ne var? Buradan yukarı doğru gördüğünüz gibi biz o aşağı doğru gitmiş. Biz tersine gidiyoruz. Bakın yukarı doğru gidiyoruz. Bir kare. Daha sonra bir kare de böyle gitmiş. Bakın şuradan bir kare. Aşağı doğru kaç kare gidiyor? Bir, iki, üç kare gidiyor. Biz de yukarı doğru üç kare gideceğiz. Bir, iki... 1 2 3 evet burası da 3 oluyor. O zaman şurayı şöyle birleştirebiliriz. Tamam. Daha sonra buradan 1 2 3 4 5 6 kare. Biz de alt kare gideceğiz bu tarafa doğru. 1 2 3 4 5 6. Şöyle birleştirelim burayı da. Birleştirdik. Oradan ne yapıyoruz biz? E, bu yukarı doğru gidiyor. Biz aşağıya doğru ineceğiz. 1 2 3 kare gitmiş. Biz de 1 2 3 kare aşağıya doğru ineceğiz. Şöyle geldik. Daha sonra oradan ne yapmış? Bir kare gelmiş. Biz de bir kare şöyle gideceğiz. Oradan şimdi bir kare buraya geldikten sonra bir iki kare aşağı gitmiş. Biz iki kare yukarı gideceğiz. İki kare gittik. Daha sonra buradan bir iki üç dört. Bir iki üç dört. Şurayı birleştireceğiz. Şöyle birleştirebiliriz. Ondan sonra da ne yapmış? Aşağıya doğru ineceğiz biz de. O yukarıya doğru birleştirmiş. Biz de aşağıya doğru ineceğiz. Yine bunu da sarıya boyarsanız aynı olduğunu görürsünüz. Bakın şu köşeyle şu köşenin uzaklığı, şu köşeyle şu köşenin uzaklığı, burayla buranın uzaklığı, burayla buranın uzaklığı simetri doğrusuna aynı mesafededir. Evet gelelim konu değerlendirme etkinliğimize. Konu değerlendirme 18. Nokta ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Noktanın boyutu yoktur. Doğru noktanın boyutu yoktur. Doğrudur. Kalemin kağıda bıraktığı iz nokta modelidir. Bu da doğrudur. Noktalar küçük harflerle isimlendirilir. Hayır, noktalar büyük harflerle isimlendirilir. Bu yanlıştır. Yukarıdaki şeklin doğruya göre simetriği aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi yukarıdaki şeklimize bakacağız öncelikle. Simetri doğrumuzdan bu tarafa doğru en üstteki şeklimiz kırmızı ile başlamış. Şimdi buraya baktığımızda kırmızı ile başlayana bakacağız. Şimdi burada kırmızıyla bittiği için bunu eleyeceğiz otomatikmen. Kırmızının bu tarafına doğru gitmesi lazım. Evet baktığımızda evet e, üstteki B ve C şıkkımız kırmızı ile başlamış. Kırmızı beyaz mor şeklinde aşağıya doğru gidiyor. Burada da kırmızı beyaz mor şeklinde gitmiş gördüğünüz gibi. Her ikisi de devam ediyor. Yan, sonrakine baktığımızda burada beyazla başlamış. Burada sarıyla başlamış C şıkkında. Onu eledik zaten. Geriye kalıyor B şıkkı. B şıkkında dikkatli bir şekilde kontrol etmeye devam edelim. Sarı, mavi e, ve e, pardon, beyaz mavi, beyaz. Evet, sarı, beyaz, beyaz. Gördüğünüz gibi sarı, beyaz, beyaz. Daha sonra beyaz, beyaz, yeşil, beyaz, beyaz, yeşil. Gördüğünüz gibi aynı şekilde devam etmiş. Yani bu bu tarafta, bu bu tarafta olacak tabii ki. kare alanda verilen hangi nokta üçgenin doğruya göre simetrinin bir köşesidir? Üçgene bakacağız. Üçgen burada. Doğrumuz nerede? Doğrumuz burada. Şimdi köşelerine bakalım. Burada bir köşesi var. Burada bir köşesi var. Burada da bir köşesi var. Bu köşe doğruya ne kadar uzaklıkta? 2 birim uzaklıkta. Bu köşe 2 birim uzaklıkta. Aslında bunu bulduk. Cevabımız bu L olacak ama diğerlerine de bakalım. Bu köşe kaç birim uzaklıkta? 1, 2, 3, 4 birim uzaklıkta. Zaten bu aşağıda olduğu için bu olamaz. Buradan itibaren 4 birim bu tarafta olması lazım. Burada bu altta, bu da aynı hizada değil. Buraya doğru çünkü olması lazım. E, simetri doğrusuna aynı uzaklıkta olması lazım. Ve katladığımızda simetri doğrusundan üst üste gelmesi lazım. Cevabımızı bulmuştuk zaten. L doğru cevabımız B şıkkı. ABC üçgeninin doğruya göre simetriği KLM üçgenidir. Buna göre LK kenarının uzunluğu kaç santimetredir? Aslında zormuş gibi gözüken kolay sorulardan bir tanesi daha. ABC üçgenimiz burada, KLM üçgenimiz burada. Doğruya göre simetriymiş bu gördüğünüz gibi. Şimdi baktığımızda doğruya göre simetri ise burası 4 santimetresi ise burası da nedir? 4 santimetredir. Burası 6 santimetre ise burası da 6 santimetredir. Burası 3 cm ise burası da 3 cm'dir. Bize neyi soruyordu? LK kenarının uzunluğu kaç cm'dir diyordu. LK kenarı da burası olduğuna göre 4 cm'dir. Doğru cevabımız B şıkkıdır. Aşağıdakilerden hangisi eğik konumlu doğru parçasıdır? Bu yatay konumludur. Bu dikey konumludur. Eğik olan nedir? Budur. Dolayısıyla doğru cevabımız A şıkkıdır. Aşağıda verilen geometrik kavramlardan hangisinin uzunluğu ölçülebilir? Evet güzel bir soru dikkat etmek lazım. Doğru başı ve sonu belirsiz olduğu için ölçemeyiz. Yani sonsuza gider her iki tarafından da. Işını e, şimdi başı bellidir ama sonu belli değildir. Bu da sonsuza gittiği için bunu da ölçemeyiz. Ama doğru parçasının başı ve sonu bellidir. Dolayısıyla cetvelle metre ile her şekilde ölçebiliriz. Ne kadar uzun olursa olsun sonuçta başlangıç ve bitiş belli olduğu için ölçülebilir. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Aşağıdaki geometrik şekillerden hangisinin köşegeni simetri doğrusudur? Köşegeni simetri doğrusudur demiş. Şimdi baktığımızda e, dikdörtgenin köşegenlerini çizdiğimizde şöyle çizeceğiz. Buradan buraya, buradan da buraya çizeceğiz. Ama burada simetri doğrusu oluşmaz. Çünkü burayla burayı katladığımızda üst üste gelmez. Sonraki şeklimiz yine dikdörtgendir. Zaten o da aynı olacak. Duruşun e, nasıl olduğu fark etmez. Bu yan duruyor, bu dik duruyor. Bunu da eledik. Kareye baktığımızda şöyle çizdiğimizde bu bir simetri doğrusudur. Aynı zamanda... Bunda bu şekilde şuradan çizdiğimizde bu da bir simetri doğrusudur. Çünkü katladığımızda burayla buru üst üste gelir. Bunu doğru yaparsak, bunu doğru yaparsak da burayla buru üst üste gelir. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkıdır. Aşağıdaki şekillerden hangisinin simetri doğrusu yanlış çizilmiştir? A şıkkında zaten yukarıda söylemiştik. Dikdörtgenin bu şekilde simetri doğrusu olmaz. Köşegen olabilir ama simetri doğrusu olmaz. Çünkü her iki tarafta da aynı eşit büyüklükte parça kalıyor ama e Şimdi bu parçalar burayla burayı katladığımızda, yani daha doğrusu tam ortadan katladığımızda burası üst üste denk gelmiyor. Yani doğru parçasına, doğruya pardon simetri doğrusuna aynı uzaklıkta olmuyor bunlar. Yani farklı buranın e, iz düşümü nerede? Burada. O zaman burası burasına benzemediği için bu yanlıştır. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Buraya baktığımızda altta ve üstte aynı parçaların kaldığını görürüz. Katladığımızda burayla bura üst üste gelir, burayla bura üst üste gelir. Burada da aynı şekilde katladığımızda burayla bura, burayla bura üst üste gelir ve simetri doğrusuna aynı mesafededir. Bu uzaklıkları aynıdır. Kareli alanda verilen hangi noktalar doğruya göre simetriktir? Doğruya bakalım şimdi. Aynı mesafede olması lazım doğruya göre uzaklıkları. P noktasıyla buradaki L noktasının aynı uzaklıkta olduğunu görürüz. Her ikisi de iki birimdir. M ile e, N'ye baktığımızda burası 1, 2, 3, 4 birimdir. Burası ise 1, 2, 3 birimdir. M ile N olmaz. Burası 2 birimdir. Burası 3 birimdir. K ile R de olmaz. Dolayısıyla L ile P olur. Yani doğru cevabımız C şıkkıdır. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Çubuk makarna doğru parçası modelidir. Evet başı ve sonu bellidir. Doğru parçası modelidir. Bu doğrudur. Açık makasın kollar arasındaki açıklık açı modelidir. Bu da doğrudur. Makaradan uzayan ip nokta modelidir. Makaradan uzayan ip nokta modeli değil, ışın modelidir. Başı bellidir. Uzattıkça uzatırsınız. Sonu belli olmadığı için ışın modelidir. Doğru cevabımız C şıkkıdır. Kareli alanda verilen dairelerin doğruya göre simetri alındığında kaç numaralı kare boyanmaz? Doğruya göre simetri alınacak. Şimdi baktığımızda buradaki uzaklıkla buradaki uzaklık aynı mesafededir. 3 numaralı alan boyanır. 1 numaralı alana bakalım. Şurayı görüyorsunuz, burayı da görüyorsunuz. Arada 2 3. E, kareye gelmiş. Burada 1 2 3 diyorsunuz. Bu da boyanır. Ama 2 numaralı alana baktığımızda burası arada 1 kare boşluk olması lazım. Şurasının boyanması lazım. Yani 2 numaralı alan boyanmayacağı için doğru cevabımız B şıkkıdır.